Evet, gayet iyi geçiyor. Burası öncelikle İstanbul Ticaret Borsası'nın karı atmosferinde gerçekten ve bu benim ikinci seçim heyecanım. Rakibim olmadığı halde müthiş bir heyecan, müthiş bir keyif yaşıyorum. Burası 600'lü yıllardan kalma, 600 yıllık geçmiş olan Hamidiye Külliyesi'ydi. 1924'te İstanbul Ticaret Borsası'nın mülkiyetine geçti. Burada 4. yılımızı doldurduk. İkinci bir 4. yılımızın seçimini yapıyoruz. Yedinoğlu Fırıncılar Komitesi'nde ben meclis üyesi yapıyorum. Yine adayım. Benimle beraber Samet Özer, Orhan Özel, Hamdi Kumbasar ve Ahmet Karadağlı meslektaşlarımız da adaydır. Dediğiniz gibi bizim rakibimiz olmadığı halde biz geçen yılki aldığımız oyu ikiye katlamak istiyoruz. Meslektaşlarımız da gerçekten şu anda burada 27 komite var. Gıda komitesi, 27 tane sandık var. İnanın en kalabalık bizim sandığımız. Fırıncı meslektaşlarımız sağ olsunlar bekliyorlar, sıralarını bekliyorlar. Sıralara geldiğinde bir pide kuyruğu gibi sıraya girmişler, gidip oylarını kullanıyorlar. Şimdi 5 oyla da kazanabiliriz, 50 oyla da kazanabiliriz ama bu bizim için çok önemli. Yani ne kadar çok oy alırsak, içeride de bizim sektörle alakalı yapacağımız işleri veya yönetimden veya işte başkanlıktan isteyeceğimiz hizmeti ona göre ciddiyetli oluşuyor. Biz bu yüzden katılımı kalabalık tuttuk. Sağ olsun İstanbul Fırıncısı bizim adam yani tek liste adına birleşti. Kırmadı bizi. Herkes gelip oyunu kullanıyor. Hava çok güzel. Ciddi bir katılım var. Evet. Geçmişte geçtiğimiz 4 senede Ticaret Borsası Fırıncılık Komitesi olarak üyelerimize hizmetlerimiz olmuştur. Biz burada her ay belli konularda, değişik konularda akademik eğitimler verdiriyoruz. Bu pazarlama, üretim, işte bilgi teknolojisi. Önümüzdeki dönemde de yine bu gibi akademik eğitimler devam edeceğiz. Hatta şöyle bir şey de yaptık. İlk defa bunu borsa olarak biz yapacağız. İstanbul'daki tüm fırıncı meslektaşlarımız hijyen eğitim sertifikalarını borsa olarak yüklenip hiçbir bedel almadan, hiçbir para almadan borsa olarak bu hizmeti vereceğiz. Zaten geçmişte de, geçen dönemde de yine vermiştik. Bu sefer fırıncının halk eğitimden aldığı sertifikalarda biz yüklenici olmuştuk. Fırıncının, borsanın fırıncıyla arasında böyle bir soğuk şey var. Hep bunu bana söylerler. Hatta ben bu seçim döneminde aşağı yukarıya 350-400 fırıncıya gittim. Gün geldi 3 fırıncıyla günü tamamladım. Gün geldi 13 tane fırıncıya uğradım. Her gittiğim yerde çay, kahve, çorba derken bir yarım saat geçti. Fırıncıya özel bizim talebimiz doğrultusunda üyelerimize, fırıncı üyelerimize özel borsa üyelik kartları çıkardık. Bu üyelik kartlarının bir özelliği var. Birçok alanda, sağlıkta, işte eğitimde, akaryakıtta, gıdada özel indirimler sağlıyor üyelerimize. Yani burada giyimden tutun da işte turizmden bunu sağladık. Ben bu kartların birçoğunu elden şey yaptım. Fırıncımıza verdik. Fırıncımızın bizden ne istediğinin notlarını tuttum. Bunlarla alakalı bir sürü çalışma şeyimiz oluştu defterlerimizde. İnşallah kazası belası bu seçim biter. Daha güçlü, daha böyle sektörü temsilen komitemizde fırıncı için görev yapacağımızı emin olabilir bütün meslektaşlarımız. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Fırıncının İstanbul'da sivil toplum kuruluşları var. İşte birkaç tane, işte bir tanesi Fırıncı Odası, işte Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Fırıncılar Sendikası. Buralarda olan arkadaşlarımızın, şimdi önümüzde ayın 9'unda Ticaret Odası'nın seçimleri var. Ben buradan fırıncımıza şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu komitelere ehli insanları seçelim.
yani liyakat sahibi, sektöre bir şey katabilecek, sektör için koşturacak, mesai harcayacak insanları oturtalım. Bir ikincisi, şunu da çok arzu ediyorum. Ben burada bu sesimde İstanbul fırıncısı tamamen bizle bütünleşti yani. Bu çok hoşuma gidiyor. Evet. Gerçekten bütünleşmesine rağmen ciddi de bir oy kullanım talebi var. Yani insanlar geliyor, hatta sizden konuşurken bile kaç sefer telefonum kesildi, o aradı, bu aradı, şu aradı, insanlar geliyor, oyunu atıyor. Bu çok güzel yani, ben çok gururlandım, çok onurlanıyorum bu konuda. İnşallah önümüzdeki dönem bu seçimler tamamen bittikten sonra İstanbul'un tüm kurumları birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Yani evet. Bunu bizim dışarıda çok bunu çok şikayet ediyorlar. Yani ilgili makamlara diyorlar ki siz önce bir her taraftan bir ses çıkmasın. Tek bir ses olun. Yani benim arzum önümüzdeki seçimler seçim atmosferi bittikten sonra odasıyla, itosuyla, borsasıyla, sendikasıyla bir bütün olup tek bir ses olarak sesimizi ilgili makamlara, ilgili kurumlara duyurmaktır. Bir ikincisi bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz bu son zamanlarda fırıncının en büyük sıkıntılarından bir tanesi de ben bunu bizzat şurada 3 aylık çalışma esnasında sahada yaşadım. Yani aslında bir test yaptım gibi, bir analiz yaptım gibi. Yani meslektaşlarımızın en büyük sorunu, en elzem sorunu bugün personel sorunudur. Yani personel sorunu artık onu akaryakıtı, elektriği, enerjiyi öne geçmiş. Bununla da alakalı kafamızda bir projemiz var. İnşallah yeni dönemde bununla alakalı akademisyenler eşliğinde, yani bu çünkü bizim yapacağımız bir şey değil, bunun arkasında böyle bizim gibi, İTO gibi, borsa gibi güçlü odaların olması lazım. Böyle kafamızda bir proje var. Önümüzdeki dönem ben bunu burada yaptıracağım. Yine geçmiş aylarda, yani bir iki ay önce yine ben kendi komitemden ilgili bakanlıklara bir komite kararı çıkarttım. Borsa imzasıyla bu bakanlıklara ulaştı. Yani ben oradaki komite kararımızda dedim ki yani Tarım Bakanlığı'nın, TEMO'nun UN'da yapmış olduğu bize tahsis, bize yapmış olduğu şeyi, indirimi biz şeyden de bekliyoruz, ilgili bakanlıklardan sigortada da talep ediyoruz. Enerjide de, elektrikte de, vergi diliminde de talep ediyoruz. Yani bu resmi bir yazışma ilgili bakanlıklara gitti. İnşallah önümüzdeki ilk çalışma ayımızda bunun da meyvelerini alacağız. Evet Abdullah Bey, şimdi ticaret borsasında ekmek, hamurlar sektörü hangileri? Şimdi fiyat noktasında bizim şimdi enteresan bir durum var Ozan Bey. Eskiden fırıncıyı en çok sıkıştıran ana girdileri de undu. Ya şimdi evet. Un gerçekten bizim maliyetlerimize en masumu gibi gözüküyor. Yani gerçekten öyle. Elektrik fiyatları almış yürümüş. Diğer akaryakıtlar, yani hele işçi, biz bugün TÜİK %10.3 işsizlik oranı açıklamış ama biz ciddi maaşlar verdiğimiz halde eleman bulamıyoruz. Yani eleman açığımızı kapatamıyoruz. Yani gerçekten de öz gıdayla işverenler sendikasının yapmış olduğu maaş skalasının çok 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 üzerinde şey veriyoruz. Maaşlar verdiğimiz halde eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Buna evet. Gerçekten bir çözüm bulmak lazım. Bu konuda tabii bizim piyasa belirliyor. Yani birçok ürünümüzün, birçok şeyimizin fiyatlarını piyasa belirliyor. Şimdi ben burada defalarca geçmiş dönemlerde seslendim. Biz bir ürün satıyoruz. Bu ürünün bütün girdileri serbest piyasa koşullarında oluşuyor. Ama fiyatını devletin bazı kurumları belirliyor. Tamam, evet. Belirlesin. Biz hiçbir zaman sektör olarak ekmeğin çok zamlanmasına taraftar değiliz. Ama bizim unda olduğu gibi diğer gizlere de belli oranda subvanse yapılırsa yani ekmeğin fiyatı minimumda kalır. Bir ikincisi ben buradan yine ilgili makamlara sesleniyorum sizlerin aracılığıyla. Bakın bugün İstanbul'da binlerce fırın ekmeğe 5 liradan satıyor. Evet. Bugün resmi tarifemiz 4 lira.
Yani ben de 5 liraya ekmek satıyorum. Yani yasaya aykırı iş yapıyorum. Mecbur. Yani yasaya aykırı ekmek satışına mecbur bırakılıyoruz. Öyle diyelim. Yani mecbur bırakılıyoruz. Ve bununla evet. alakalı binlerce, yüzlerce fırıncı ciddi cezalara çarptırılıyor. Yani ben devlet büyüklerime rica ediyorum. Gerçekten yani olaya böyle bakmaları lazım.